Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Benden çok istek alan, benim de bir türlü beceremediğim mi diyeyim, toparlayamadığım mı diyeyim, yani böyle netleşemediğimiz bir başlık. Yalan yanlış bir şey de anlatmayalım. Biraz bakındık açıkçası, yani baştan söylemesi. Büyük patlama ve evrenin oluşumu nedir, ne değildir? Bir dökelim bakalım eteğimizdeki taşları. Şimdi yani insanın aklına 1.000 tane soru geliyor, tamam mı? Bunu bilen kim? Yani bilim insanlarıyla yapılan röportajlar var, videolar var, izleyin. En sonunda orasını kimse bilmiyor zaten falan deyip noktayı koyuyor insanlar. İşte yok efendim, evrenin başlangıcı var mı? Büyük patlama nedir? Böyle 1.000 tane soru soran, böyle çocuksu bir sürü 1.000 tane soru sorulur. Şimdi bizim için ne peki yani büyük patlama dediğimiz şey? Bizim için arkadaşlar zamanın başlangıcı. Bu önemli. Zamanın başlangıcı. Ondan sonra olup bitenlere bakacağız işte elimizden geldiğince. Şimdi yani o zaman tabii başka sorular da geliyor. Mesela bakın, dayanamamışım, yazmışım buraya. O zaman zaman başlamadan önceki zamandan bahsedebilir miyiz? Bunun kapısı sonra açılacak. Ne demek istediğimi sonra ifade edeceğim. Tabii ki de o olaydan günümüze kadar evrenin yaşıyla ilgili olarak 13,8 milyar yıldan bahsediliyor. Biz işte buralarda nasıl atıp tutuyoruz? Bilim insanları neler biriktirmiş? Bir göz atalım diyoruz. Şimdi efendim başlayalım bakalım. Hani böyle tarihsel bir yaklaşımın daha doğru olacağını düşündüm ben. Hani kim ne demiş, ne dememiş, yani kim kimi yalanlamış, bir görelim bakalım. Şimdi tanıdık bir yüz var burada. 1915 sene arkadaşlar, Einstein'a göre adama soruyorlar tabii, yani otorite. Adam da evrenle ilgili olarak diyor ki başlangıç ve bitişi yoktur diyor. Sonsuz olduğunu kabul ediyoruz diyor. Bu modele de yani işte o civardaki bilim insanları durağan evren modeli diye isimlendiriliyor. Hani böyle birkaç tane evren modeli var. Bunların da hani böyle bir duymuşluğunuz olması gerekiyor diye yazdım ben. İlk model bu arkadaşlar. Yani söyleyene bak, dikkat yani Einstein. İyi diyoruz, insanlar buna inanmaya başlıyor. İşte o günlerde de zaten bilim insanlarına sorulduğunda sadece Samanyolu galaksisinden bahsediyorlar. Onun haricinde bir şey olmadığını düşünüyorlar. Yıl 1915. Sonra bir kahraman geliyor arkadaşlar. 1927 yılında Hubble amca geliyor. Yaptığı gözlemlerle Samanyolu'nun ötesinde birçok galaksinin olduğunu gözlemliyor. Hatta bunların hani yaydığı ışığa bağlı olarak, hani Doppler etkisinden yararlanaraktan bize ulaşan ışığın hani böyle dalga boyundaki değişimleri söyleyip, hani kırmızı ya ne kadar kaydın, biz buna kızıl değişim ya da kırmızıya kayma diyoruz. Yabancılar da İngilizce'de red shift diyorlar. Şöyle red shift diye yazılıyor. Yani kızıl değişim, kırmızıya kayma, ışık yani dalga boyu olarak. Kırmızı olmak değil, kırmızı tarafına gitme. Adam işte buradan yola çıkarak arkadaşlar, hani ne kadar o dalga boyunun ne kadar yani kızıl değişime uğradığına bakarak ne kadar uzakta olduğunu falan, yani adam bulmuş bununla ilgili yani yasalar geliştirmiş. Şu anda müfredatta değil o yasalar tabii. Yani o detaylar. Şimdi tamam, iyi, uzaklaştığını, bizden uzaklaştığını keşfetmiş. Bir de bu var. Hem başkalarını, başka galaksileri keşfediyor, hem de bunların uzaklaştığını keşfediyor. Şimdi buradan yola çıkarak evrenin genişlemekte olduğunu göstermiştir. İşte bomba geliyor. Yani bu kazanımlar ortaya çıkınca tabii Einstein diyor ki bu benim en büyük yanılgım oldu demiş. Yani durağan evren modeliyle ilgili olarak adama bunu dedirtmişler yani. Sonra tabii gitmezsin yani Hubble'la fotoğraf çektirmeye, yani böyle sıkıntılı olur. Şimdi Hubble'ın bulguları genişleyen evren yaklaşımını, yani büyük patlamayı destekleyen ilk ciddi kanıttır. Yani bu Hubble'ın evrenin genişlemesiyle ilgili olarak bulduğu bilgiler ilk ciddi kanıt. Bunu aklımızda tutmamız lazım. Hani büyük patlamayı destekleyen hani noktalar nelerdir derlerse, yani konuşabilmemiz gerekiyor. Evrenin genişlemesiyle ilgili olarak o kızıl değişim, yani uzaklaşmalar falan. Şimdi madem evren genişliyor, o zaman her şeyin birbirine yakın olduğu o başlangıç anını düşünelim. Zaman açısından dünün olmadığı o anı, yani işte o an büyük patlamanın olduğu andır. Büyük patlama bizim için hani olaya verilen isim. Hani kimse dinamitle bir şey patlatmıyor yani sonuçta. Evet, devam edelim bakalım. Yani sonrasında başka olaylar da var tabii. Şimdi iyi ki dedik ki yani evrenin genişlemesi büyük patlamaya kanıt. Yani evrende bulunan ağır elementlerin nasıl oluştuğu da yani sıkıntı o zamanlarda. Büyük patlama ışık tutmakta bunlar arkadaşlar. Büyük patlamanın oluşturduğu basınç, o yoğunluk, sıcaklık hafif elementlerin, hani hidrojen ve helyumun hani füzyonu ile daha ağır elementleri açıklamamıza yardım ediyor.
Bu olay da büyük patlamaya destek vermektedir. Haberiniz olsun diyoruz. Evet. Şimdi bunlar böyle biraz rahatsız edici ama bunun resmini nasıl çizersin bilemiyorum. İşte böyle yani kısa kısa yazmaya çalıştım. Yani böyle birkaç kez okumakta fayda var. Yani başka bir yerlerde kafanızı karıştırmaya gerek yok. Yani ben 15-20 gündür bunları nasıl yazacağımı toparlamaya çalışıyordum. Bir türlü olmadı. Bugüne nasipmiş. Şimdi tabii ki de araştırmalar devam ediyor arkadaşlar. Büyük patlamanın hani olaydan sonraki izlerini, son kalıntıları araştırmaya başlıyorlar ve 1964 yılında tesadüfen bulunmuş bir kavramla karşı karşıya kalıyorlar. Bilim insanı evrenin her yerinden yani dünyadan gözlem yapıyorsun, uzaya bakıyorsun. Her yerden gelen bir ışımaya yani denk geliyorlar, buluyorlar. Bu ışık arkadaşlar evrendeki en yaşlı ışıktır. Yani yaklaşık olarak neredeyse yani böyle bu civarda yani yol kat etmektedir. Yani böyle ilk o olayın hani Big Bang'in yani büyük patlamanın olması ve daha sonrasında oluşan ışığın evrene yayılabildiği ilk andan itibaren düşünürsek yani bize gelecek yani ilk ışık bu ışık yani ilk bilgi bu bilgi ve buna da arkadaşlar kozmik arka alan ışıması mikrodalga ışın bu mikrodalga olaraktan tabii yakalanıyor ama bizim ders kitabımızda bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Kozmik arka alan, arka plan, ardalan yani bir sürü laf var bununla ilgili olarak arka alan ışıması deniliyor. Bu ışık bize zamanın başlangıcı ile ilgili bilgi taşımaktadır. O bakımdan çok önemlidir. Büyük patlamaya da destek veren çok güçlü bir kanıttır. Şu ana kadar galiba büyük patlamaya destek veren 3 tane olay oldu. Bir evrenin genişlemesi yani o kızıl değişim, iki hafif çekirdeklerin hani füzyonla sonuçta ağır çekirdekleri oluşturması ve şu anda kozmik arka alan ışımasıyla 3 tane olay oldu. Tabii evren genişledikçe doğal olarak yani soğuyor ama hani öyle buz gibi olmuyor yani. Sonuçta atomların oluşumu ile ilgili olarak düşünürseniz hala şartlar uygun değil. Ortam plazma yani. Kimisi kuark çorbası diyor, bilmem ne diyor işte. Ne diyorsanız deyin yani böyle milisaniyelerle ölçülüyor bazı noktalarda. O detay şu anda bence gerekli değil. Yani atomların oluşumu için hala daha ortam sıcak. Yani olmuyor. Yeterince soğuyunca tabii atomlar oluşmaya başlıyor. Evren dikkat et. Evren yani işte şeffaflaşıyor. Madde ve ışık ilk kez ayrışıyor arkadaşlar. Madde ve ışık ayrıştığı anda ışık evrene yayılıyor. Kopup gidiyor yani. Genişlemenin sonrasında da bu olay devam ediyor. İşte kozmik arka plan ışıması seyahatine başladı arkadaşlar. Buradan itibaren ta teleskoplarımıza gelinceye kadar işte 13,8 milyar yıl ötesinden bilgi taşıyor. Nasıl önemli olmaz demişim. Şu anda fotoğrafları çekilmiş, haritası çıkarılmış durumdadır. İnsanlık bunu gözlemlemek için uzaya uydu göndermiştir arkadaşlar. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Başka bir konuya geçeceğim. Bu genişleme ile ilgili olaraktan. Tamam, başladı genişleme. Güzel. Yani ölçümler yapılıyor tabii. Ölçümler yapılınca nereye bakarsanız bakın evrendeki sıcaklığın aşağı yukarı aynı olduğunu görüyorsunuz. Bu da tabii değişik bir şey. Yani şimdi ne tarafa bakarsanız bakın hani düz bir doğrultu olarak hani bir sağına baktın, bir soluna baktın, iki ucu 90 milyar ışık yılı uzaklıkta. Şimdi biz 13,8 milyar yıldır birbirinden uzaklaşmakta olan iki noktadan bahsediyoruz. Şimdi hesabı yaptığın zaman arkadaşlar bu 90 milyar ışık yılı uzaklıktaki uzunluktaki hani o mesafeyi asla bu yani sürede yani sonuçta bir araya getiremiyorsunuz. Yani aynı noktada olmuş olamazlar diyoruz. Yani normal genişleme sürecine baktığınız zaman evrenin. İşte o noktada bu probleme bilim insanları yani şişme teorisiyle çözümlü. Ne diyorum ben şimdi? Ne anlatıyorum? Yani büyük patlama oluyor böyle güzel güzel patlıyor böyle o böyle yayılıyor belli bir hız var güzel güzel gidiyor diyemiyoruz. Başta bir şişme oluyor. İnanılmaz, akıl almaz şekilde genişleyip daha sonra normal genişleme hızına düşmüştür. O aradaki kısma yani insanlık şu anda şişme diyor. Enflation deniyor da işte biz onu şişme diye çeviriyoruz. Bu yaklaşımla çözüm bulunuyor. Yani evrenin iki ucu nasıl bir araya geliyor, nasıl bir arada bulunduğu zamanında gibisinden ona o şekilde çözüm getiriliyor. Şimdi
Şişme sonrasında evren genişlemeye tabii ki de devam edecek. Her yere aynı şekilde genişlemiyor. Homojen bir genişleme yok. Bazı yerler daha yoğun yapıda kalıyor. İşte bu farklı yoğunluktaki enerji yeni tür çekim alanı oluşturuyor. Bu da itici yerçekimsel alandır. Yani bunlar çok yüksek kalitede fizik. Yani bu ben ne kadar biliyorum ki sana ne anlatmışım. Bu basit hale getirmeye çalışırken bile insan sıkılıyor. Birden hayda diyorsun. Yani bu farklı yoğunluktaki enerji yeni tür çekim alanı oluşturur. Hani dedim ya bak burada aslında işte yani neyse dark matter, dark enerji falan diyoruz ya böyle hani işte neyse karanlık madde, karanlık enerji tadındaki o muhabbet o alaka yani buralar. Onları daha sonra videosunu çekerim. Yorum atarsanız lütfen söyleyin. Hani karanlık madde, karanlık enerji tadında evrenin genişlemesi sırasında adı geçen arkadaşlar. Şimdi itici yerçekimsel alandır. Yani işte repulsive deniyor yani yabancılar o şekilde takılıyorlar. Bu genişlemenin anahtarı. Büyük patlamaya kanıttır bu da arkadaşlar. İşte bak bu galiba geçtiğimiz yıl mıydı, geçen yıl mıydı? Yani itici yerçekimsel alan dalgaları tespit edildi. Einstein bunu 100 yıl önce ortaya atmış arkadaşlar ama tabii ki de gözlemlenememiş. Bugünleri beklemiş yani. Bunlar çok yeni genişleme yani nasıl diyeyim gelişmeler. İnanılmaz önemli şeyler yani. İtici yerçekimsel alan tespit edilmiş diyoruz. Ve bu farklı yoğunluktaki enerji yapmış bunu. Bakalım neler söyleyeceğiz daha. Bu da kaç oldu? Bayağı kanıt oldu yani ha. Bayağı kanıt oldu. Baştan bir söyleyebilir miyiz? Şimdi bir kızıl değişim vardı. Hani evren genişliyordu. Uzaktaki galaksilerin gönderdiği ışığın dalga boyunda değişimler vardı. Ondan sonra hafif elementten ağır elementleri yapıyordun. 2, 3 kozmik arka plan ışıması oldu. İşte o bilmem ne yok işte itici yerçekimsel alan falan filan böyle bayağı bir oldu yani. Güzel oldu. Böyle devam edelim yani. 4 tane falan oldu yani. Yeter herhalde şimdilik bu kadar kanıt. Sonra bakalım ne olmuş. Sonra başka tespitler var yani. Zaman ilerliyor arkadaşlar. Başka tespitler var. 1990'lı yıllarda evrenin genişleme hızının arttığı bulunmuş. Haydi bak mesela bundan öncesinde ne düşünülüyordu biliyor musunuz? Başlangıçta bir şişme oldu. Çok hızlı bir şekilde genleşti. Sonra böyle bir genişleme sürecine girdi ve yavaş yavaş o genişleme lezzet kaybediyor diye düşünülüyordu. Sonrasında 1990'lı yıllarda evrenin genişleme hızının tekrardan arttığı bulunuyor. İşte bu noktada arkadaşlar karanlık enerji adını verdiğimiz kavram devreye giriyor. Şimdi diyeceksin ki bunun adı çok geçmeye başladı nedir gibisinden bunu ayrıca bir videoya yapalım diyorum. Yani şu anda çok detaylı bilgiye sahip olmanız da gerekmiyor. Yani şöyle bir genel kültür tadında bir şeyler söyleyelim dedik. En azından artık evrenin genişleme hızının hani 1990'lı yıllardan itibaren arttığını biliyorsun. Bu yapı her şeyi birbirinden iten yerçekimsel alan dalgalarına neden olmaktadır. Bak karanlık enerji yapıyormuş. Einstein'ın söylediği olay yani. Şimdi bu neye neden olacak ona bir bakalım şimdi. Tamam. Evren genişledikçe karanlık enerji evrene daha hakim olacak ve tüm yapıları birbirinden ayırmaya başlayacaktır. İşte buna bilim insanları teori olarak tabii şu anda bu. Yani evrenin sonuyla ilgili birçok hani yaklaşım var. Bu da onlardan birisi. Büyük yırtılma deniliyor. Bunu neden anlattım? Şimdi bu ders kitabımızda yok ama şöyle bir şey var bak. Büyük yırtılma ile yani artık her şeyin birbirinden ayrılmaya, parçalanmaya yani başladığı yani durumda büyük yırtılma ile evrenimizin başlangıcını tanımlayan şişme teorisi acaba birleştirilebilir mi? Derdim o. Şimdi büyük patlama öncesi gerçekleşen şişme bir önceki evrenin dikkat bak yeni bir yaklaşım bir önceki evrenin büyük yırtılma sonucunda sonu olarak öngörülebilir. Yani bir önceki evren yırtılmıştır. İşte büyük yırtılma yaşamıştır. Yani oradaki o yani nasıl diyeyim ayrılma, yapıların birbirinden inanılmaz şekilde uzaklaşmaya başlaması ondan sonraki ortaya çıkacak evren için acaba şişme şeklinde anılabilir mi? Adamlar bunları birbirine bağlamaya başlıyorlar. Yani bir evren yok olur, bir evren doğar gibisinden bir yaklaşım var. Şimdi şişmenin işte bakalım ona demeye çalışacağız. Şişmenin bir anda durmadığını, parça parça durduğunu düşünürsek hani şişmeden normal genişleme hızına düşüyorduk ya
normal parça parça düştü, durduğunu düşünürsek, bizim büyük patlama sadece küçük bir olay oluyor. Yani her bir duruşta, her bir parçanın şişme yani aralığından çıkmasıyla yani sonuçta normal sürece girer. O zaman her parçanın duruşunda bir evren oluşabilir. Bak bunlar şu andaki yaklaşımlar işte. İşte bu süreç sonsuza dek devam eder diyor bilim insanları. Buna da çoklu evren modeli şeklinde yaklaşıyorlar. Evet, olaylar bunlar. Bunlar adı geçen yani bizim ders kitabımızda da yani kısmen yer alan yani kavramlar. Şimdi şöyle bir temel kuvvetler peki bu sırada neler yaşıyorlar? Hani dört tane temel kuvvet var ya, bunlar başlangıçta öyle değil. Hepsi bir arada yani o büyük patlama anını düşünürsek. Yani üst tarafta böyle sıcaklığı göstermeye çalıştım Kelvin olarak. Alt tarafta da geçen zamanı saniye olaraktan hani sonuçta belli ettik. Bu 10 üzeri eksi 43 arkadaşlar yani şuradan şuraya gelinceye kadar ki geçen zaman 10 üzeri eksi 43 Planck zamanı olarak yani insanlık olaraktan bizim hani tanımlayabildiğimiz en küçük zaman aralığı olarak Planck. Bildiğin Planck yani hani. Mantın oralar vardı ya fotoelektrik, onun öncesinde de hani kuantum mekaniğinin kurucularından sayılır Planck amcanın adıyla anılır. Bu 10 üzeri eksi 43 saniye arkadaşlar, buna Planck zamanı deniyor. Hemen o sürenin sonunda kütle çekim ayrılıyor ve evrenin genişlemesiyle ilgili olarak rol almaya başlıyor. Tabi zaman geçtikçe yani sıcaklığa gel 10 üzeri eksi 32 Kelvin bir de yanınıza, tamam mı? Soğuma gerçekleşiyor ama aman ne soğumuş ne soğumuş yani. O noktada güçlü nükleer kuvvet ayrılıyor. Bunlar çok önemli. Neden önemli derseniz bana göre tabii. Bak mesela bu ayrıldı ya, kütle çekim ayrıldı. Evrenin genişlemesinden sorumlu tuttuk adamı. Ondan sonra güçlü nükleer kuvvet ayrılıyor. Niye? İşte kuarklar, leptonlar, hani o kuark çorbası dediğimiz yer vardı ya, onları bir araya getirmeye başlıyoruz. İşte hadronlar oluşmaya başlıyor. Oradan da hani çekirdeğin yapısını oluşturmak üzere bu arkadaşı göreve çağırmak zorundayız. Onun için ikinci olaraktan göreve o geliyor. Daha sonrasında da 10 üzeri 5'e kadar düşmüşüz bak. Artık elektromanyetik kuvvetle zayıf nükleer kuvvet, hani bu arada 10 üzeri eksi 12'lere geldik. Hani görev almaya başlıyor. Neden? Atom oluşuyor arkadaşlar. Çekirdekle yörüngedeki elektronu bir arada tutacak olan elektromanyetik hani sonuçta kuvvet devreye giriyor. Bu arada işte farklı daha ağır atomlar ortaya çıkmaya başlıyor. Onların birbirine dönüşümüyle ilgili olarak zayıf nükleer kuvvetin yönetimine ihtiyacımız var. Artık bütün kuvvetler görevdeler. Yani bunların sırayla devreye girişinin hani evrenin hani zaman çizelgesi üzerinde aslında yerleri var, parmak izleri var. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Ha, ve ilginç olan artık günümüzde de evrenin sıcaklığıyla ilgili olarak 3 Kelvin, bakın 3 Kelvin sıcaklıktan bahsediyoruz ve geçen zamanı da aşağı yukarı böyle ifade ediyorlar. Kimsenin umurunda değil. Ama şu ilginçtir. Artık günümüzde yani evrenin herhangi bir yerindeki sıcaklığın 3 Kelvin olduğunu aşağı yukarı söyleyebiliyoruz. Evet, gelelim. Bunu da yazması çok zor oldu ha, haberiniz olsun. Yani bunu telefonlarınıza, tabletlerinize herhalde arka plan olarak koyarsınız. Evrenin zaman çizelgesi. Yani büyük patlama oldu hani böyle yani çiziliyor. İşte efendim hani uzay yani genişliyor, zaman da bu tarafa doğru akıyor. Şimdi bir bakalım neler oluyor. Bu saniyeleri bilmenize gerek yok arkadaşlar, ya da yılları ya da milyon yılları, milyar yılları. Ne oldu bitti? İşte bak şişme diyoruz. Hani o bir anda çok hızlı bir şekilde hani olay gerçekleşiyor demiştik ya. Atom altı parçacık çorbası dedik. Olay bu. Sonrasındaki aşamada ilk yapı taşları oluşuyor. Kuarklar proton ve nötronlara dönüşüyor. Yani proton ve nötron olmadan çekirdeği de zaten oluşturamam. Bak çok normal. Aslında mantıken bak atom altı parçacıklarla başladık. Hani gene CERN'e gideceğim ben. Gene hani o atom altı parçacıklar niye anlatılıyor diyeceğim. Ya adam işte orada CERN'de yaptığı deneylerle evrenin o ilk zamanlarını, olabildiğince ilk zamanlarını taklit etmeye çalışıyor. Neler olup bittiğini deneysel olarak gerçekleştirmeye çalışıyor. Onun için anlatılıyor bunlar. Yoksa kimse, yani manyak değil ya, sana niye atom altı parçacıkları ezberlettirsin? Yani senin dünyanın dışında da bir evren var. Yani burada neler olup bitiyor? Bu nasıl olmuş? Yani tabii ki de büyük patlama teorisine göre yani neler söylenmiş insanlık tarafından, ona bir bakıyorsun.
Şimdi atom altı parçacıklar, atom altı parçacıklar birleşiyor, çekirdeği yani oluşturma yolunda proton ve nötron ortaya çıkarıyorlar. Bak bak saniyelere bak, o kadar küçük ki. Sonra tabii ki de bunlar bir araya geliyorlar. İşte ilk çekirdek oluşuyor. En hafifleri hidrojen ve helyum oluşuyor, tamam mı? Ama çok yoğun bir parçacık sisi yani var. Yani resmen böyle hani sis de, duman de, yani duvar gibi de, buradan çıkabilen, kaçabilen ışık yok arkadaşlar henüz. 200 saniye geçti, bakın dikkat edin. Ondan sonra bak ne oluyor? Atomu oluşturuyoruz ve ilk ışık. Yani burada evren şeffaflaşıyor arkadaşlar. Atomlar oluşuyor, evren şeffaflaşıyor ve yani burada artık ışık, hadi bakalım ya nasip deyip yani çıkışını yapıyor. Çıkışını yapıyor burada. İşte bizim teleskoplarımıza kadar gelen ilk ışık, kozmik arka plan ışıması, yani gözlem sınırımız, zaman çizelgesinde, hani biz buradayız ya günümüzde, yani buradan bakıyoruz ya, ancak buraya kadar gelebiliyoruz arkadaşlar. Yani ışık bilgi demektir. Biz de gözümüze geleni görürüz. Kozmik arka plan ışıması o kanıtların içerisinde inanılmaz şekilde değerli olandır. Yani haberiniz olsun. Gözlem sınırımız, bundan ötesini henüz yani algılayabilecek bir teknolojimiz yok. Hani ışık çıkış yapmıyor sonuçta. Yıl arkadaşlar patlamadan 380 bin yıl geçmiş ve ilk ışık evrene yayılmış. Belki bir tek bunu bilmekte fayda var. Hani o da kozmik arka plan ışımasının yola çıkma tarihi olarak. Ha, karanlık dönem. Şimdi buranın buradan sene 380 bin yıl, 380 bin yıl, 300 milyon yıla kadar aradaki kalan kısma karanlık dönem deniyor. İşte bu kadar yıl boyunca kozmik arka plan ışıması tek başına arkadaşlar, başka bir şey yok. Yavaş yavaş galaksilerin oluşması için işte toz ve gaz bulutlarının birleşmesi, yoğunlaşması, kütle çekiminin etkisi bekleniyor. İşte yıldızlar oluşacak da yani bir şeyler olacak. Ha, sonunda tabii kütle çekim görev başına diyoruz. Hani gravitational dediğimiz o G dediğimiz arkadaş görev başında, yıldızlar oluşmaya başlıyor, parlamaya başlıyor, evren artık ışıl ışıl, hani yavaş yavaş hani böyle ya farklı ışıklar da ortaya çıkıyor. Yıla bak, 300 milyon yıl, maşallah. Sonra tabii karşıt kütle çekim kazanmaya başlıyor. İşte bak bu. İlk önce evrenin hani genişlemesindeki hız düşmüştü ya, bu karşıt kütle çekim kazanmasıyla yer çekimi, yani kütle çekim yüzünden yavaşlamıştı. Genleşme tekrar hızlanıyor. Sorumlusu karanlık enerji. Yapısını bilen var mı? Şu anda tam anlamıyla yok. Şu anda tam anlamıyla, ama orada var. Onu biliyoruz. Ondan dolayı da çok anlamadığımızdan karanlık enerji diyoruz. Yıl ne oldu? 10 milyar yıl. Peki hani bugün ne oluyor? Evrenin genişlemeye devam ettiğini biliyoruz. Ama daha seyrek hale geliyor giderek. Daha az sayıda yeni yıldız ve galaksi oluşuyor. Hani bu gidişat nereye? Bu evrenin sonu işte hani biraz önce anlattığım şekilde mi olur? Başka türlü mü olur? O zamana kadar belki daha milyarlarca yıl geçer. Yeni yeni şeyler buluruz. Yani bakalım diyoruz artık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani elimden geldiğince bu karmaşık başlığı yani basite indirgemeye çalıştım, ama neyi basite indirgiyorsun Allah aşkına? Yani görüyorsunuz konuyu. Çok inanılmaz yeni kavramlar, anahtar sözcükler var. Yani birkaç kez yani şöyle gözden geçilirse, kulaklığı takıp birlikte uyursanız bence bir şeyler olur. Şimdiden sınavda başarılar arkadaşlar. Görüşmek üzere.